Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Hindistan'daki Ramazan hakkında konuşmak istiyorum. Hiç gecikmeden videoya gidiyoruz. Evet, şimdi bu video yapmak için ben Instagram sayfamdan bir tane anket yapmıştım. Yani siz Hindistan'daki Ramazan hakkında bir şeyler merak ediyor musunuz diye. Hani birçok arkadaşlar bana yazdı. Yani böyle şunu merak ediyorum, şöyle var mı, şunu var mı diye. Onu yanıtlamak istiyorum burada. Şimdi birinci soruya gidiyoruz. Hindistan'da kahvaltı kültürü var mı diye. Ama Hindistan'da kahvaltı kültürü var. Yani her ülkede vardır yani illaki. Şimdi bizim kahvaltı kültürümüz Türkiye'nin kahvaltı kültürüyle farklı. Yani her ülkenin öyle. Herkes zeytin, peynir, ondan sonra menemen yemek zorunda değil. Herkesin, evet, kuşlar otuyor. Evet, herkesin yani kahvaltı kültürü onların yaşamına göre falan değişiyor. Bizimkide de o şekilde değişiyor. Başka bir soru var arkadaşlar. Ramazan'a özel yiyecekler ya da içecekleriniz var mı? Örneğin bizde bir de hoşaf. Güllaç gibi. Güllaç çok seviyorum bu arada. Aynı zamanda pide kokusunu da çok seviyorum. Onları özledim yani. Türkiye'deyken en sevdiğim şeylerden biriydi. Bu pide kokusu şey var ya, fırınlar. Fırınların önüne gidiyorum. Sonra da böyle kokluyorum ben. Şimdi Hindistan'da yani her yerde böyle, bazı yerlerde soğuk olan yerlerde çorba çeşitleri oluyor. Benim yaşadığım bölgelerde genelde pattili diye bir tane pirinçten yapılan bir ekmek var. Bir de kırmızı et. O yoksa normal tavuk etinden yapılan bazı yemekler oluyor. Aynı zamanda içecek olarak bizde yani bir şey diyoruz yani, şu şehriye var ya. Şehriye, ondan sonra irmik, bunlardan yapılan bir sulu içecek var. Oruç açtıktan sonra yani içiyoruz. Çünkü enerjimiz senin yerine gelsin diye. O şekilde bir içeceğimiz var. Onu içiyoruz yani özellikle. Aynı zamanda teravih bittikten sonra bizde yani ciğregan, yani ciğregan şey demek, rezene tohumları var ya. Rezene tohumları koyup bir tane şey yapıyoruz. Pirinç suyu yapıyoruz. Çorba gibi düşünün. O da bizim çok özel ve güzel bir yemeğimiz. Teravihten sonra içiyoruz bunu. Aynı zamanda iftarda özellikle bu dediğim şey olur. Yani bu içecek olur. Bir de patili denilen bir ekmek olur. Ondan sonra bazı kızartmalı, atıştırmalık var ya. Bizde şöyle olur. Ramazan iftarda bir atıştırmalık su. Ondan sonra biraz tatlı falan yiyoruz. Ondan sonra namaz kılıyoruz. Akşam namazı. Ondan sonra yemeğe geçiyoruz. Bu şekilde bizim buranın yemekler. Çok şey var ama aklıma gelmiyor. Şimdi oruçluyum ya, o yüzden. Şimdi arkadaşlar böyle bir sorumuz var. Ramazan'la alakalı değil ama Hindistan'da Müslümanların mezhebini merak ettim sadece. Hani Hindistan'da şey, şu şekilde mezhebler. Kuzey Hindistan'da genelde Hanefi mezhebi takip ediyor. Türkiye'mizde gibi. Ama Güney Hindistan'a geldiği zaman yani özellikle ben yaşadığım bölge, yani başta olmak üzere Şafii mezhebi takip ediyoruz. Çünkü bizim buraya İslamiyet şey yoluyla geldi. Yemen'den bir sahabalar getirdi. O yüzden bir Şafii olduk. Çünkü Yemen'dekiler Şafii ya. İşte o yüzden biz de Şafii olduk. Böyle bir sorumuz var. Ezan okunurken Hindular rahatsız oluyor mu? Yani Hindistan'daki diğer dindeki insanlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü Müslüman olan her yerde, mesela burada benim komşu Hindu. Yani geçen benim video var, yani benim evim hakkında bir video çekmiştim. Orada bu komşu hakkında bahsettim. Onu izlemeyenler varsa buradan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi onlar rahatsız olmuyor yani. Demek yani şöyle, hiç problem yok yani. Normal yani, Türkiye'deki nasıl yani, mesela böyle, burada da bu şekilde çok fazla sorun olmuyor. Aynı zamanda Hindistan'da davulcular var mı diye soru sordu. Hani şu Ramazan'da davulcular oluyor ya. Bizim burada öyle bir kültür yok arkadaşlar. Çünkü burada yani farklı dinler bir arada yaşıyoruz ya. İşte bu yüzden yani bu davul çalıp yani uyandırmak bizde biraz şey olur yani. Diğer dinlere saygısız olur. O yüzden burada öyle bir kültür olmadı. Ama burada böyle bir şey var arkadaşlar. Yani sabah namazı, yani sahurda sabah namazı okumadan yarım saat önce, yoksa 45 dakika önce
Burada bir Kur'an tilaveti olur yani camilerden. Yani böyle hoparlör açıp bir 10 dakika, 5 dakikalı bir Kur'an tilaveti. Çünkü uyuyan insanlar herkes uyansın diye yapıyorlar onu. Bu şekilde bir sistem var. Başka bir sorumuz, yaklaşık olarak kaç saat oruç tutuyorsunuz? Şimdi Hindistan'daki oruç yani her bölgeye göre farklı. Mesela benim yaşadığım yerde yani sabah 5'ten akşam 6.30-6.40 yani gibi. Bir 13 saat falan var bizde. Bazı yerlerde 14 saat yoksa 13.5 saat. Bu şekilde maksimum Hindistan'da 14 saat oruç tutuluyor. Biri de bana şöyle sormuş, biri de anneniz yemek yaparken birkaç video çekersiniz. Merak ediyoruz Hindliler pilavında başka ne yiyorlar? Arkadaşlar benim annem var ya kamera hiç sevmiyor. Ben kamera yanına götürürüm terlik alacak. Yani o derece sıkıntılı bir annem var. Kamera çok sevmiyor. Video çekersen elin bir parçası vurdu mu çıkma bana çıkma diye beni koruyor ama o yüzden bu imkansız bir şey. Pilavdan başka çok şey var arkadaşlar. Ben genelde pilav çok seviyorum. Yani o yüzden bir Konya pilav aşık oldum. Burada çok fazla pilav çeşidi çok fazla. Çünkü ekmek kültürümüz çok yani yaygın değil bizde. Özellikle Güney Hindistan'da biz pilav çok seçiyoruz. İklime göre, ondan sonra coğrafikel özelliğe göre bu bizim yemeğimiz. Yani bu şekilde. Pilav çok yiyoruz. Ekmek çok fazla tüketmiyoruz biz. Arkadaşlar diğer bir sorumuz, Ramazan'da sahurda en çok tükettiğiniz yemekler nelerdir? Arkadaşlar şimdi Türkiye'den bizim sahur yemeklerimiz farklı. Yani bildiğimiz gibi mesela ben de Türkiye'deyken sabahta yumurta, ondan sonra menemen yoksa yumurta kızartması, kaşar, peynirli yumurta bu şekilde bunları yiyordum. Ama bizim burada yemeklerde yani kişilerin isteklerine göre değişiyor. Mesela bazılar pilav çok sever. Mesela ben sahurda pilav yemeyi seviyorum. O sonra bir sebzeli yemeklerimiz var. Yani bu bamya yoksa fasulye bunun gibi şeyler çok severim. Bir de bu barbunya var ya. Barbunya'yı çok seviyorum. Barbunya'ya çok bayılırım. Türkiye'de de kendim bu Bim'den bir barbunya var ya Bim'de. İşte onu alıp yiyorum. Yoğurt çok tüketirim. Ondan sonra benim tropikal meyveler hakkındaki videoda bahsettiğim meyve şu muzlar var. İşte o muzdan çok tüketiyorum. Su bol içiyoruz. Ondan sonra bazıları ise ekmek yani çok kullanıyorlar. Yumurta çok yiyorlar. Yani bu şekilde değişiyor. Benim menüm bu şekilde arkadaşlar. Ben böyle seviyorum. Evet arkadaşlar başka bir sorumuz. Neden hilal bekleniyor? Hindistan'da bu kadar teknoloji gelişmesine rağmen. Hani bizde arkadaşlar Türkiye'de bir farkı. Türkiye'de mesela 2050'de Ramazan hangi tarihte olacağını şimdiden belli yani. Ama bizde öyle değil arkadaşlar. Biz hilal bekliyoruz. Çünkü Peygamberimizin sünneti öyleydi. Aynı zamanda bizim mezhebimizde yani teknolojiye değil de yani sünnete inanmamasını gerektiğini söylüyor. O yüzden biz hilal bekliyoruz. Mesela bazen Türkiye'de Ramazan başlıyor, bizde Ramazan başlamıyor. Ama bu sene Türkiye'de beraber başladık. Bazen Hindistan'ın kuzeyinde erken başlıyor, biz geç başlıyoruz. Bu şekilde değişiyor Hindistan'ın içinde de. Çünkü hilal bekliyoruz. Sünnet o şekilde. O yüzden hilal bekliyoruz. Yani burada yapacağımız bir şey yok. Bildiğim kadarıyla çok Asya ülkelerde bu şekilde hilal bekledikten sonra onu görür görmez buradaki imamlar, hocalar falan yarın Ramazan yoksa yarın bayram olacak diyorlar. Sonra biz oruç tutmaya başlıyoruz. Yani bu şekilde hilal bekliyoruz arkadaşlar. Oradaki Müslümanlar diğer inançlardaki kişilere İslam'a davet ediyor mu? Arkadaşlar şöyle bir soru sorayım size. Size en yakın olan bir yer Avrupa. Yani Avrupa'daki din Hristiyanlık. Mesela Türkiye'deki herkes Hristiyanlık ne olduğunu biliyor değil mi? Yani ama biz onu inanmıyoruz. Niye? O doğru olmadığını biz biliyoruz. Bu şekilde Hindistan içindeki Hindu yoksa Hristiyan, Budist, herkes de İslamiyet ne olduğunu biliyorlar. Ama onlara göre onların dini doğru yani. Onlar onu doğru olarak
inanıyorlar, düşünüyorlar, onu yaşamak istiyorlar. O yüzden yani İslamiyet yaşamak istemiyorlar. İşte onlar kişisel seçimler yani. Biz buna karışamayız. Ama burada yani dini öğrenmek isteyenler varsa burada imkanlar çok fazla. Üniversiteler var, yani İslamlı Müslümanların üniversitesi var, okullar var, medreseler var. Ondan sonra internet sayfasında birçok şeyler var. Yani Kur'an'ın tercümesi var, hadislerin tercümesi var. Bu konularda her şey sağlam yani. Hocalar var mesela, her şey var ama öğrenmek isteyenler için açığız yani. Ama istemeyenler çok fazla. O yüzden yani biz onlara tamam şey, biz Hindistan'daki Müslümanıyız, o yüzden herkese Müslüman yapalım diye öyle bir düşüncemiz yani olmaması lazım. Çünkü herkes, din herkesin kişisel şeyler, o başkalara zorla şey yapmak, ben o tarz şeylere desteklemiyorum arkadaşlar. Burada din öğrenmek için her de yani şey var yani, imkanlar var. Başka bir soru bayramla ilgili gelmiş. Müslüman bayramlarını orada nasıl yapıyorsunuz? Müslümanların bayramı arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye'de yapıldığı gibi çok hoş, güzel, yani televizyonlarda güzel programlar, yani filmler, şarkılar falan filan. Her yerde bir bayram havası olur. O gün herkes tatil olur. Resmi tatil var yani Hindistan'da. Müslümanlar için 4-5 tane resmi tatilimiz var. Yani iki bayram için, bir kandillerim için. Burada tatil veriyorlar. İşte bu şekilde yani Türkiye'de nasıl kutluyorsa bu şekilde kutluyoruz burada da. Yani Müslümanlar her yerde standart yani. Herkes aynı şekilde yaşıyorlar. Başka bir soru arkadaşlar, bir çok komik bir soru. Hindistan'da orucunu uykuya tutturanlar var mı diye sormuş. Yani ben 2019'da kayaka yurdunda kalmıştım. İşte bu olayını ilk defa orada gördüm. Yani adamlar sahur yapıyor, sonra uyuyor, iftar için kalkıyor. Bunu yani orada ilk defa gördüm. Ben çok şaşırmıştım yani. Bu öğle namazı yok, yoksa İnsanlarla konuşmuyor, bir şey yapmıyor, sadece uyuyor, bitiyor yani. Bu şekilde bir Ramazan geçirenleri orada gördüm. Burada o şekilde uykuya tutanlar yok arkadaşlar. Mesela ben ve ailem dahil, mesela sabah namaz 5 çeyrek gibi bitiyor burada. Ondan sonra bazıları uyuyor, sonra 8.30-7.30 gibi yani. Biz maksimum 8.30'a kadar uyuyoruz. Mesela ben de bugün 8'de uyandım, sonra işe gittim. Bahçede işlerim vardı, onu bitirip buraya geldim. Şimdi video çekiyorum. Burası da sıcak yani, aktif gidiyor burada. Yani hiç kimse uyumuyor yani. Yani uyanlar da bir 8-9 kadar uyuyor, ondan sonra kalkıyor. Başka bir sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Hindistan'da iftar programlar düzeltiyor musunuz diye bir şey sormuş. Şimdi Hindistan'da da iftar programlar oluyor. Aynı zamanda benim evimde de dördüncü oruç. Yani biz 20 kişiyle beraber açtık. Böyle 20 kişi falan, şimdi korona olduğu için 20 kişilik bir sınırımız var. Korona olmadığı zamanlarda yani normal olduğumuz zamanda ben Hindu komşularımı davet ediyorum. Benim Hindu arkadaşlarım var, Hristiyan arkadaşlarım var. Onlar geliyor bizimle beraber iftar yapıyorlar, yemeğimizi yiyorlar. Ondan sonra bu şekilde bizimle beraber kutluyorlar. Onlar da seviyor bizim yemeklerimiz, biz yaptığımız ibadetlerimizi seviyorlar. Çok iyi insanlarım var, benim çok yakın arkadaşlarım var Hindu dininde. Komşularım var, onlar da geliyor. Bu şekilde yani onlar da böyle bir parti yapıyoruz. Yaklaşık bir 90-100 kişi bir iftara geliyorlar. Yani küçük bir iftar yaparsak benim evimde böyle bahçemizde yapıyoruz. Böyle küçük bir yani yemek falan yapıp bazen çocukları davet ediyoruz. Mesela bazılarda böyle bir şey var. Köydeki tüm çocukları davet ediyor iftara. Yani büyükleri davet etmiyor, sadece çocuklar davet ediyor. Böyle yaparlar var. Bazıları mesela yemek yapıp burada yetimhaneler falan var ya, oraya götürüyorlar. Bazıları burada medrese var. Medresedeki yani baş hocası var ya, yani müdür.
Ona söylüyorum, medresede git tüm çocuklara bir iftar vermek istiyorum diyor. O da tüm çocuklara haberi veriyor, sonra da medresenin içinde bir iftar programı düzenliyor. Aynı zamanda bizim burada böyle bir iftar programımız var. Mesela burada gencilik dernekler var ya, gençler yürüttüğü dernekler, spor faaliyetleri falan gösteren, yoksa sanat gibi şeyler gösteren bazı dernekler var. İşte o derneklerin içinde her dininden insan olur. Onlar toplu olarak, yani onların bir komite olarak olacak. O komite bir tane meeting yapıp böyle bir iftar programı düzenliyor. Yani ona biz toplu iftar programı diyoruz. Çünkü o herkes gelir. Yani bu köydeki Hindu, Müslüman, Hristiyan kim varsa herkes gelip orada iftar yapacak. İşte böyle bir iftar programımız var. Yani bu şekilde aklıma gelirler. Başka bir soru arkadaşlar, siz teravih kılıyor musunuz? Kaç rakat kılıyorsunuz? Böyle bir soru geldi. Bazıları var ya, çok fazla şeyler merak ediyor. Mesela bu kaç rakat kılıyor ne demek bilmiyorum. Yani bazıları 8 rakat kılanlar var, bazıları 23 kılanlar var. Bizim köyümüzdeki camide 23 rakat kılıyor. Şimdi korona olduğu için çok hızlı hızlı geçiyor. Çünkü burada yatsı namazı saat 8'de bitiyor. Ondan sonra 8.05'den 9 çeyreğe kadar hemen bitiriyorlar. Normalde öyle değildi. 8.30'dan 10'a kadar, yani 10 çeyreğe kadar namaz kılıyorduk, teravih namazını. 8 kılanların şeyde mesela o Kur'an tilaveti çok uzun olur. Mesela bazıları hatam bitirecekler. Mesela bu şekilde olur. Evet, şu şekilde bazı sorular kişisel sorular, yani bana, ben de merak edenler oldu. Ne o ya? Ha işte bizim arkadaşlar burada balık böyle gelir. Balık motor. Bak böyle ses yapıyor. Bazı sorular evet benim yani şahsi şeyler hakkında merak edenler oldu. Yani ne zaman Türkiye'ye geldi, nasıl Türkçe öğrendi, var mı, şu var mı, bu var mı diye. İşte bu şekilde sorular. Sonra bir zamanda inşallah bir canlı yayın yaparak güzel bir şekilde anlatmayı istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selamlar, sevgiler.